Eğer yarı ömrün katları olan sürelerle uğraşıyorsanız yarı ömür oldukça işe yarar bir kavram. Örneğin zaman sıfırken bir maddenin hepsine başka bir deyişle yüzüne sahibiz. Bir yarı ömür geçtiğinde bu maddenin %50'si kalmış olacak. İki yarı ömür geçtiğinde bu miktar %25'e düşecek ve bu şekilde devam edecek. Karbon için üç yarı ömrü geçtiği dediğimiz zaman ki bu da ortalama 15.000 yıla tekabül ediyor, size neredeyse tam olarak karbon miktarının kalan yüzdesini söyleyebilirim. Örneğin karbon 14'ü düşünelim. Başlangıç miktarının ne kadarlık bir yüzdesinin bozunarak azot oluşturmadığını söyleyebilirim. Bu bence oldukça faydalı bir bilgi. Ama bir de şöyle düşünelim. Diyelim ki benim istediğim şey 1 bölü 2 yıl sonra ya da yarım yarı yıl ömür sonra ya da 3 milyar yıl sonra veya sadece 10 dakika sonra ne kadar karbon kaldıysa o zaman ne olacak? Aslında ben yarı ömür hakkında genel bir denklem, bir fonksiyon istiyorum da diyebilirim. Bu amaçla belirlenen bir denklem bize bozunan maddenin zamana bağlı olarak kalan miktarını gösterebilir. İşte bu tam olarak bu videoda göstermek istediğim şey. Biraz matematiksel hatta oldukça fazla hesaplamalı bir video olacağını söyleyebilirim. Ama hesaplamalar oldukça kolay özellikle kalkülüs 1 dersini almış olanlar için çok hızlı ilerleyeceğine eminim. Öncelikle değişim hızını ya da belirlenen bir zaman birimindeki parçacık sayısının değişebilme olasılığını düşünelim. Örneğin parçacık sayısının çok kısa bir süre içindeki değişimi nelere bağlı olabilir? Buradaki nt belirli bir zamanda sahip olduğumuz parçacık sayısı. Bu da değişim oranı. Değişim oranının azaldığını yani negatif bir sayı olduğunu biliyoruz. Aslında radyoaktif bozulmada bileşik büyüme ile aynı şeyi yapabiliyoruz. Yani bozunan miktar başlangıçtaki miktarla orantılı olarak değişiyor. Ama başlangıçtaki miktarın negatif olması gerekiyor. Burası biraz karmaşık gelmiş olabilir. Bozunan miktar başlangıçtaki miktarla orantılı olmalı. Diyelim ki elimizde 10 üzeri 9 kadar bir miktar var. Yani yaklaşık olarak 1 milyar tane karbon atomu. Burada da 10 üzeri 6 karbon atomumuz olsun. Kısa bir süre geçtiğini varsayalım. Örneğin 1 saniye. Yani dt sonsuz küçüklükte olsun ve zamanda değişim gerçekleşsin. Buna delta t diyelim. Varsayalım ki 1 saniyede 10.000 karbon parçacığı gördük. Aslında karbon 14 ile bu sayıda parçacık görmemiz mümkün değil. Ama burada sadece varsayımlar üzerinde konuşuyoruz. Sağ taraftaysa sol taraftakinin binde biri kadar parçacık var. Demek ki sol tarafta gördüğümüz saniye başına bozulan her bin karbon parçacığı için bu tarafta bir karbon parçacığı göreceğiz. Çünkü miktar az. Burada sabitin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama her farklı madde için farklı olacağını yani maddeye bağlı olacağını söyleyebilirim. Demek ki karbon uranyumdan uranyumsa örneğin radondan farklı olmadı. Bu nedenle de bu noktada hepsi için değer farklı olacaktır, değil mi? Aslında yarı ömrü kullanarak bu sabite hesaplayabiliriz. Neyse. Burada kesin olarak bilmemiz gereken nokta, değişim oranının her zaman için parçacık sayısına bağlı olması. Videonun başında yarı ömrü anlatırken de görmüştük. Toplam parçacık sayısının yarısı olduğunda yarısı kadar fazla kaybetmiş olmaz mıyız? Burada başlangıçta 100 tane vardı önce 50'ye sonra 25'e düştü. Eğer 50 ile başlamış olsaydık aynı zaman süresinde ilk olarak 25 kaybetmiş olurduk. Ama 100 ile başladığımız zaman 50 tane kaybettik. Demek ki birim sürede ne kadar kaybettiğimiz ne kadarla başladığımıza bağlı. Buradaki birim zaman çok kısa bir süre. Aslında buraya yazdığım oldukça kolay bir işlem ama işin içine diferansiyeller girdiği zaman birçok öğrenci bunun çok zor olduğunu düşünüyor. Şimdi bunu çok kısa bir yoldan çözebildiğimizi göreceksiniz. Aslında tek yapmamız gereken buradaki değişkenleri farklı taraflara toplamak. Peki nasıl? Öncelikle iki tarafı n'e bölelim. Sonuç olarak n'leri bu tarafa, t'leri de diğer tarafa toplamaya çalışıyoruz. Sonuç olarak burada kalan 1 bölü n çarpı dn bölü dt eşittir, eksi lambda. Burada tek yaptığım şey iki tarafı da n'e bölmek. Şimdi iki tarafı da dt ile çarpabiliriz. O zaman 1 bölü n çarpı dn eşittir, eksi lambda çarpı dt olur. Sırada iki tarafın integralini almak var. Sonuç ne olur? Burada belirsiz integralden bahsediyoruz ya da ters türev. 1 bölü n'in integrali ne olur? n artı herhangi bir sabitin doğal logaritması. Bu da eşittir. Sabit bir sayının integrali ne olur? Sabit sayı çarpı değişken değil mi? Buradaki değişken t olduğuna göre eksi lambda çarpı t dememiz gerekiyor. Tabi artı olarak bir diğer sabiti unutmamamız gerek. Bu ikisi farklı sabit ama herhangi bir değeri alabilirler. Bu durumda buradaki sabiti diğerinden çıkartıp ikisini tek bir tarafa toplayabiliriz. Böylece işimiz kolaylaşır. Çünkü iki yerine tek sabitimiz olur. Bu durumda diferansiyel denklemimizi çözmüş olduk. n'in doğal logaritması eşittir eksi lambda çarpı t artı 1 sabit. Ona da C3 diyorum. Ama aslında ne dediğimizin pek bir önemi yok. Şimdi bir de bu denklemi nt fonksiyonu cinsinden yazmayı istediğimizi düşünelim. İki tarafı da e üzeri olarak yazalım. Bunu ters logaritma olarak da düşünebilirsiniz. e üzeri e'nin doğal logaritması nedir? e'nin doğal logaritması bize e üzeri bir şey yazdığımızı ve bunun n'e eşit olduğunu söylüyor. İki tarafı da e üzeri olarak yazalım e üzeri n'in doğal logaritması n olur. Bu da eşittir e üzeri eksi lambda t artı c3. Yeniden yazarsak n eşittir e üzeri eksi lambda t çarpı e üzeri c3 eder. c3 herhangi bir sabit olabileceğine göre istersek bu terimi c4 diye de adlandırabiliriz. Sonuç olarak t'nin fonksiyonu olarak n eşittir c4 çarpı e üzeri eksi lambda t elde ediyoruz. Diyelim ki başlangıçta örneklemimizden n kadar 0 var. Bu bizim başlangıç miktarımız. Bakalım bu değerleri kullanarak C4'ü bulabilecek miyiz? Başlangıç miktarı eşittir n, 0, bu da eşittir. C4 çarpı e üzeri eksi lambda çarpı 0. Bir şeyin sıfırla çarpımı sıfırı verdiğine göre burası e üzeri 0 olur, yani 1. Bu durumda c 4 de n sıfıra yani başlangıç miktarına eşit olur. Sonuçta bir denklem elde etmeyi başardık. T cinsinden parçacık sayısı eşittir. Zaman sıfırdaki miktarımız yani n sıfır çarpı e üzeri eksi lambda çarpı t. Farklı kat sayıları bulmak için zaman sabitini kullanmayı unutmamak gerekiyor. Tabii bunlar size çok soyut gelmiş olabilir ya da bütün bunların yarı ömrüyle ne ilgisi olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. O zaman bu denklemi biraz önceki karbon örneğimize uyarlamaya çalışalım. Aslında bu eşitlik radyoaktif bozunma içeren herhangi bir olay için doğru diyebiliriz. Eğer buradaki artı işareti olsaydı aynı zamanda üstel büyüme olduğunu da söyleyebilirdik. Evet. Karbon 14'ün yarı ömrünün 5700 yıl olduğunu biliyoruz. Zaman eşittir 0'dan yani en baştan başlayalım. N0'ı 100 olarak kabul edelim. 5700 yıl sonra yani burada T'yi 5700 yıl olarak aldığımızda ne kadar maddemiz kalmış olur? 50 değil mi? Aslında burada 100 ve 50 yerine x ve x bölü 2 de yazabilirdik. Yine aynı sonucu elde ederdik. O zaman bunları biraz önce bulduğumuz eşitliğe yerleştirelim ve lambdayı bulmaya çalışalım. Başlangıç miktarının 100'e eşit olduğunu söyledik. Demek ki denklemi şu şekilde yazabiliriz n t eşittir 100 çarpı e üzeri eksi lambda çarpı t. En azından bu şartlar altında yazabileceğimiz şey bu. Bildiğimiz bir başka şey de n 5700'ün yani bir yarı ömür sonraki element miktarının 50 olacağı. Demek ki elementimizin yarısı kalacakmış. Bu da eşittir 100 çarpı e üzeri eksi lambda çarpı 5700. Burada yapmamız gereken lambda'nın değerini bulmak. Böylece herhangi bir zamanda karbon miktarını tahmin edebileceğimiz genel bir denklem elde etmiş oluruz. İlk olarak iki tarafı da 100'e bölelim. 1 bölü 2 eşittir. E üzeri eksi 5700 çarpı lambda. İki tarafın da doğal logaritmasını alalım. 1 bölü 2'nin doğal logaritması eşittir. Eksi 5700 lambda. Bu durumda lambda eşittir 1 bölü 2'nin doğal logaritması bölü eksi 5700 olur. Artık sadece bu işlemi yapmamız gerekiyor. Hesap makinesine göre 1 bölü 2'nin doğal logaritması şuymuş. Bunu da eksi 5700'e bölüyoruz. Sonuç olarak 1,21 çarpı 10 üzeri eksi 4 elde ederiz. Böylece lambda'yı belirlemiş olduk. Hatta karbon 14'ün herhangi bir zamanda kalan miktarını bize gösteren denklemi de bulduk nt eşittir n0 çarpı e üzeri eksi 1,21 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı t. Artık biri size başlangıç miktarını söylerse ve yarım yıl sonra ya da 1 milyon yıl sonra elementten ne kadar kaldığını sorarsa rahatlıkla söyleyebilirsiniz.